Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde eşitliğin sağlanmadığı bir başka durumu, yani dengeli problemin olmadığı bir başka durumu inceleyeceğiz. Bu durum nedir? Arkadaşlar, toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumudur. Toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumu. Yani benim M tane fabrika veya üretim merkezim ve N tane de tüketim merkezim var. Fabrikaların arz ettikleri miktarlar S ile gösterecek arzını. Fabrikanın arzını S ile göstereceğim. Tüketim merkezlerinin taleplerini D ile göstereceğim. Ve toplam talebin toplam arzdan fazla olmasını şu şekilde ifade edeceğim. J eşittir 1'den N'ye kadar, yani 1'den N'ye kadar toplam ne kadar tüketim merkezimiz varsa onların talep ettikleri miktarların, evet, DC'lerin toplamlarının fabrikalarımızın, M tane fabrikamızın ürettiği, yani arz ettiği miktar olan C'lerin toplamından büyük olması durumunu inceleyeceğim. Şimdi biz dengeli bir problemde ne olmasını arzu ediyoruz? Dengeli bir problemde toplam talebin toplam arza eşit olmasını istiyoruz. Değil mi? Dengeli bir problemde, dengeli bir ulaşma probleminde bu durum mevcut. Toplam talep toplam arza eşit. Eğer benim toplam talebim toplam arzımdan fazla ise o zaman ben ne yapmaya ihtiyaç duyuyorum? Bir kukla arz merkezi oluşturmaya ihtiyaç duyuyorum. Yani biz ne yapacağız? Bir kukla arz merkezi oluşturacağız. Kukla arz merkezi oluşturacağız arkadaşlar. Bu kukla arz merkezimizin arz ettiği miktarı, onu da S alt indis K ile gösterelim. Yani kukla olduğu için. Bunun arz ettiği miktarı toplam talebin toplam arzla arasındaki fark olarak belirleyeceğim. Yani ne tane talep merkezinin talep ettiği miktardan M tane fabrikanın ürettiği miktarı çıkartarak ne yapacağım? Aradaki farkı bu kukla arz merkezine arz ettiği miktar olarak yazacağım. Pekala, kukla arz merkezi oluşturduğumuz zaman böyle bir fabrika gerçekte olmadığı için, böyle bir arz merkezi gerçekte olmadığı için ulaştırma maliyetleri ne olacaktır? Tabii ki ben bu merkezden herhangi bir tüketim merkezine aslında ürün yollayamam. Bu nedenle ya bu kukla merkezinden tüketim merkezlerine gönderilen birim maliyetler sıfır olur. Çünkü olmayan ürünü taşıyamam. Taşıyamayacağıma göre birim taşıma maliyetleri sıfıra eşit olur. Burada J eşittir 1'den N'ye kadar. J dediğimizde K dediğimiz kukla merkezden J'ince talep merkezine taşıma, birim taşıma maliyetleri. Ya bu şekilde olur ya da eğer soruda bize arkadaşlar söz konusu söylendiyse,
ne söylendiyse bir ceza maliyeti. Yani bir tüketim merkezinin talebi karşılanmadığında siz bu tüketim merkezine bir ceza ödemek zorunda iseniz, o zaman size ne verilmesi gerekir? Bu ceza maliyetlerinin verilmesi gerekir. Sizin de tablonuzda veya tablonuzda birim maliyetleri yazarken bu ceza maliyetlerini ne yapmanız gerekmekte? Yazmanız gerekmekte. Ben bu ceza maliyetlerini M ile göstereyim, büyük M ile göstereyim. J'ince tüketim merkezinin karşılanmayan talebinin ceza maliyetini MJ ile ifade edeyim. Bu ceza maliyeti, yani karşılanmayan bir birim talep için katlanılan maliyet. Size soruda bu verilirse, eğer ceza maliyeti verilirse, o zaman ona göre ne yapmak durumundasınız? Ulaştırma tablomuzdaki birim maliyetleri buna göre düzenlemeniz gerekmekte. Eğer ceza maliyeti söz konusu değilse, taşıma kukla merkezimizden, fabrikamızdan talep merkezlerimize birim taşıma maliyetlerini sıfır olarak bulacağız. Şimdi arkadaşlar, burada hemen bir aşağıya kaydıralım ekranımızı. Farımız. Fare çıkmış. Çok ilginç değil mi? Ben dedim ki fare neden çalışmıyor? Meğerse fare çıkmış. Evet, farımızı tekrar takalım. Çok güzel. Yeri kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi örneğinize bakalım. Bu örnek zaten sizin arkadaşlar nerede mevcut? Sizin sunumlarınızda mevcut olan bir örnek. Yine iki tane fabrikamız var. P1 ve P2 ile gösterilen. Üç tane talep merkezimiz var. Ve fabrikalarımızın talepleri, arzları ve tüketim merkezlerimizin de neleri verilmiş? Talepleri verilmiş. Bakın, talep edilen miktarlar ne kadar? Talep edilen miktar 167 artı 296 artı 277. Bakın, bir numaralı talep merkezimizin, tüketim merkezinin talep ettiği miktar 167. İki numaralı tüketim merkezinin talep ettiği miktar 296 ve 3 numaralı tüketim merkezinin talep ettiği miktar 277. Bunun neye eşit olması gerekiyor? 1 numaralı fabrikanın talep arz ettiği miktarda 2 numaralı fabrikamızın arz ettiği miktarın toplamına eşit olması gerekiyor. Şimdi bu eşit mi diye bakıyoruz. Dikkat ederseniz talep edilen miktar 740 adet. Arz edilen miktar ise 643 adet. Yani toplam arzdan büyük. Öyleyse ne ihtiyacımız var? Bir kukla arz merkezine ihtiyacımız var. Kukla arz merkezimizin arz edeceği miktar arzını nasıl hesaplayacağım? Onu da toplam taleple toplam arz arasındaki fark olarak hesaplayacağım. Pekala, bu ne kadarmış hesaplarsak? Bakın, 740'dan ne yapacağız? 643'ü çıkartacağız. Çıkartalım. 7, değil mi? Ondan sonra 9, 97 birim. 97 birimlik veya adetlik bir neyimiz olacak? Arzımız olacak kukla arz merkezinin. Örneğimizde ceza maliyetlerimiz verilmiş. Yani bir numaralı tüketim merkezinin karşılanmayan her talebi için birim
cezamız, yani M1 diye gösterebileceğimiz birim cezamız 15 TL imiş. 2 numaralı tüketim merkezinin karşılanmayan her talebi için, her bir birim talebi için, bunlar birim ceza maliyetleri, birim ceza maliyetleri arkadaşlar, birim ceza maliyeti. 2 numaralı tüketim merkezi için 11 TL ve 3 numaralı tüketim merkezi için ise 5 TL olacak şekilde ne yapılmış? Belirtilmiş. Şimdi ne yapmak durumundayım? Yeni bir tablo oluşturmak durumundayım. Bakın, şu tablomuzu da birazcık büyütelim. Şöyle, evet, çok güzel. Bakın şimdi, biz yeni bir satır ekledik ve bu satırı da kukla, P-Kukla değil, kukla arz merkezi dedik. Biz ne yapacağız? Bu satırdaki D1'e karşılık gelen kısma ceza maliyetimi yazacağım. 15 TL olarak. Değil mi? 2 numaralı talep merkezimin birim ceza maliyeti 11 TL. Onu da ne yapacağım? Üçüncü satırla ikinci sütunun kesiştiği hücreye yazacağım. Ve son olarak 3 numaralı tüketim merkezinin ceza maliyeti de 5 TL'ymiş. Onu da gene kukla talep arz merkezimizde 3 numaralı talep merkezinin kesiştiği hücreye yazacağız. Pekala, kuklamızın toplam arz edeceği miktarı 97 olarak bulmuştuk. Onu da yazdık. Şu anda biz dengeli hale getirmiş olduk problemimizi. Kukla bir arz merkezi ekleyerek. Pekala. Öyleyse ne yapacağız şimdi? Yapacağımız işlem şu. Biz modelimizi yazacağız. Yani ulaştırma modelimizi yazacağız. İlk önce tabii ki neyi belirlememiz gerekiyor? Karar değişkenimizi tanımlamamız gerekiyor. Buradaki karar değişkenimiz nedir? İnci fabrikamızdan veya üretim merkezinden, fabrikadan, J'inci tüketim merkezine gönderilecek ürün miktarı. Burada, bu arada P kuklaya da ben P3 diyeyim. İyi dediğimiz 3 tane fabrikamız olduğu için 1, 2 ve 3 değerlerini alabilir. Gene 3 tane de tüketim merkezimiz olduğu için J'de 1, 2 ve 3 değerlerini alabilir arkadaşlar. Pekala. Sonra ne yapacağız? Tabii ki yapmamız gereken şey arz ve talep kısıtlarımızı yazmak. Arz kısıtımız yazalım. Bir numaralı fabrikamız için arz kısıtımız. Bir numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine x1 bir adet ürün gönderiyorum. Bir numaralı fabrikadan iki numaralı tüketim merkezine x1 iki adet ürün gönderiyorum. Bir numaralı fabrikamızdan, üretim merkezimizden 3 numaralı tüketim merkezimize x1 3 adet ürün gönderiyorum. Ve bunların toplamı da 316 birim veya adet olmalı. 2 numaralı fabrikaya geldiğimde 2 nolu fabrikadan 1 nolu tüketim merkezine x2 1 adet ürün gönderiyorum. 2 nolu fabrikadan 2 nolu tüketim merkezine x2 2 adet ürün gönderiyorum. Ve 2 numaralı fabrikadan 3 numaralı tüketim merkezine x2 3 adet ürün gönderiyorum. Bunun da 2 numaralı fabrikanın arzına, yani 327'ye eşit olması gerekmekte. 3 numaralı kukla arz merkezimiz için yazalım. Yani fabrikamız için yazalım. 3 numaralı arz merkezimizden 1 numaralı tüketim merkezine gönderilen ürün miktarı,
3 numaralı tüketim merkezi, arz merkezimizden 2 numaralı tüketim merkezine gönderilen ürün miktarı ve 3 numaralı arz merkezimizden 3 numaralı tüketim merkezimize gönderilen ürün miktarının toplamı da 97'ye eşit olmalıdır diye söylüyoruz. Evet, burada ben tabii ki amaç fonksiyonunu yazmadan kısıtları yazmaya başladım ama birazdan ona geleceğim. Dalgınlığıma geldi, sorun değil. Şimdi de talep kısıtlarımızı yazalım. Talep kısıtlarımızı da arkadaşlar farklı bir renkle ifade edeyim. Onları da şuraya yazalım. Şimdi bir numaralı tüketim merkezinin talep ettiği miktar 167 adet veya birim. Bir numaralı tüketim merkezine 3 tane fabrikadan ürün geliyor. X11, X21 ve X31 dediğimiz bu 3 fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine gönderilen ürünlerin toplamı. Bunun toplam talebe bir numaralı tüketim merkezinin toplam talebine yani 167'ye eşit olması gerekiyor. 2 numaralı tüketim merkezine yine bir numaralı fabrikadan, 2 numaralı fabrikadan ve 3 numaralı fabrikadan ne yapıyoruz? Ürün gönderiyoruz ve bunların da toplamı 2 numaralı tüketim merkezinin talebi olan 296'ya eşit olması gerekmekte. 3 numaralı tüketim merkezine de gene 3 fabrikadan ürün gönderiyorum. Öyle değil mi? Şunu yanlış yazdık. Evet. 3 numaralı tüketim merkezine 2 numaralı fabrikadan ürün gönderiyorum. 3 numaralı kukla fabrikadan ürün gönderiyorum. Bunların da toplamının 3 numaralı tüketim merkezinin toplam talebi olan 277'ye eşit olması gerekmekte. Tabi bir de negatif olmama koşulumuz var. Onu da belirtelim. Burada i ve j 1, 2 ve 3 değerlerini almak zorunda. Ben en başta yapmam gereken amaç fonksiyonunu sona bıraktım. Ama şimdi amaç fonksiyonunu yazacağım. Amaç fonksiyonunu yazarken de arkadaşlar tabii ki neye ihtiyacım olacak? Buradaki tabloya ihtiyacım olacak. Onu şöyle aşağıya doğru bir kopyalayayım. Buradan yararlanarak yazayım. Şunları da tekrar ifade edeceğiz tabii ki. 15, 11, 5. Şunlar 15, 15, 11 ve 5. TL diye de bunları da yazalım. TL, TL, TL. Şimdi amaç fonksiyonumuzu nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Başka bir renge geçelim. Renkli yazmayı seviyorum. Evet. Amaç fonksiyonumuz nedir? Ulaştırma maliyetlerimiz. Amacımız ulaştırma maliyetlerimizi minimize etmek. Peki bunları nasıl yazacağım? Şimdi ilk önce bir numaralı fabrikadan 3 tane depoya ürün göndermenin maliyetini bulacağım. Bakalım nasıl bulacağım? Bir numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine bir tane ürünü 14 liraya yolladığım için 14 çarpı x11 ne olacaktır? Bakın x11 adet. Benim bir nolu fabrikadan bir nolu tüketim merkezine göndereceğim ürün miktarıdır. Onu 14 ile çarpıyorum. Böylelikle 14 çarpı x11 liraya gönderiyorum. x11 adet ürünü bir numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine. Artı diyorum. 13 çarpı x12 ve 49 çarpı x13. Bu yazmış olduğumuz nedir? Birinci fabrikadan 3 tane tüketim merkezine ürün yollamanın nesidir? Maliyetidir. Sadece birinci fabrika için yazdığımız maliyet bu arkadaşlar. Sonra gelelim ikinci fabrikamıza. İkinci fabrikamızın maliyetlerini de yazalım. 34 çarpı x21 artı 11
çarpı x2 2 artı 36 çarpı x2 3. 34 çarpı x2 1 nedir? Bakın ben 2 nolu fabrikada 1 nolu tüketim merkezine bir tane ürünü 34 liraya yolluyorum. Veya bir birim ürünü 34 liraya yolluyorum. Öyleyse x2 1 birim ürünü 34 çarpı x2 1 liraya yollayabilirim. 2 nolu fabrikadan 1 nolu tüketim merkezine. Benzer şekilde 2 nolu fabrikadan 2 nolu tüketim merkezine x2 2 adet ürün yollayacağım. Ve bunu 11 ile çarparsam ne yapmış olurum? x2 2 adet ürünü yollamanın maliyetini, taşıma maliyetini bulmuş olurum. Şu mavi, yani turkuaz mavisiyle yazdığımızda ikinci fabrikadan 3 tane tüketim merkezine ürün taşımanın maliyeti olacaktır. Maliyet. Gelelim kuklamıza. Şimdi kuklamızda biz tabii ki, yani kukla bir fabrika yok. Yani bu hayali bir fabrika. Ancak yani ben hayali bir fabrikadan tabii ki ürün, yani üretemediğime göre ne yapamayacağım? Ürün tabii ki gönderemeyeceğim. Ancak karşılanmayan talepler söz konusu olacak, değil mi? Benim toplam talebim toplam arzımdan fazlaydı. Karşılanmayan taleplerim söz konusu olacak. O yüzden burada ben karşılanmayan talepler için ödeyeceğim ceza maliyetlerini yazıyorum. Yani üçüncü fabrikayla ilgili, kukla fabrikayla ilgili yazacağım maliyetler taşıma maliyetleri değil, karşılanmayan taleplerin ceza maliyetleri. Bakın 15 çarpı x3 1 nedir? Bir numaralı tüketim merkezinin karşılanmayan her x3 1 adet talebi için ödeyeceğim toplam ceza. Artı 11 çarpı x3 2, bu da ikinci talep merkezi için ödeyeceğim toplam ceza. X3 2 burada neyi göstermekte? X3 2 2 numaralı deponun karşılanmayan talebini göstermekte. Birim cezam 11 lira olduğu için 11 çarpı x3 2 diyorum. Ve artı diyorum bir de 5 çarpı x3 3 diyorum. Burası ise, şuradakiler ise ödeyeceğimiz karşılanmayan talepler için ödenecek ceza maliyetleri arkadaşlar. Böylelikle biz ne yapmış olduk? Dengeli olmayan, dengesiz bir ulaştırma modelinde hem problemi nasıl dengeleyeceğimizi gördük, hem de ne yapmış olduk? Bu problemin ulaştırma modelini kurmuş olduk. Amacımız bu maliyeti minimize etmek. Koşullarımız ne? Hangi koşullar altında? Birincisi, arzla ilgili koşullarımız var. İkincisi, taleple ilgili koşullarımız var. Ve bir de negatif olmama koşullarımız var. Bu koşulların altında maliyeti minimize etme problemidir çözdüğümüz problem. Pekala, bir tane daha belki örnek çözebiliriz. O örnekte de ne yapacağız? Örneğimizde de bu sefer ceza maliyetimiz olmasın, sadece ve sadece taşıma maliyetleri sıfır olacak şekilde yapalım. Ona göre halledelim. Şimdi farklı bir örnek vereceğim. Bu örnekte ceza maliyetimiz olmayacak arkadaşlar. Yine bakarsak eğer 3 tane neyimiz var? 3 tane fabrika var. 3 tane fabrika.
iki tane depo diyelim. Depo var. Ve baktığımız zaman fabrikalarımızın arzlarının toplamı arz, yani toplam arzımız, toplam arz kaça eşit? Burada da yazmışız. Bakın, bir numaralı fabrika 124 adet ürün arz ediyor. İTÜ'kisi 213, yani iki numaralı fabrika ve üç numaralı fabrikada 198 adet ürün arz ediyor. Toplam arzımız 535 adet. Toplam talebe baktığımız zaman ise şunu görüyoruz. Bir numaralı deponun talep ettiği miktar 284. İki numaralı deponun talep ettiği miktar 278. Toplam talep miktarımız ise 562. Yani toplam arzdan büyük, dengesiz bir problemle karşı karşıyayız. Yapmamız gereken şey ne? Bir tane kukla arz merkezi oluşturacağım. Kukla arz merkezi oluşturacağım. Bu kukla arz merkezinin arz miktarını da nasıl belirleyeceğim? Arz edeceği miktarı da nasıl belirleyeceğim? Toplam taleple toplam arz arasındaki fark olarak belirleyeceğim. Yani ikisinin arasındaki farkı da dikkat ederseniz burada zaten hesaplamışız. 27 birimlik bir neyimiz olacak? Arzımız olacak bu kukla arz merkezinde. Bir başka tablo daha oluşturuyoruz. Bakın. Ve bu tablomuzda artık üçüncü fabrikadan sonra bir dördüncü kukla fabrikamız var. Onu da P4 diye numaralandırayım. Ceza maliyetleri ile ilgili soruda herhangi bir şey söylemediği için ve böyle bir fabrika aslında olmadığı için ürün taşıma maliyetlerimiz tabii ki 0 lira olacak. Birim taşıma maliyetlerimiz 0 lira olacak ve bu kukla arz merkezinin toplam arzı da 27 adet olacak. Böylelikle bizim toplam arzımız, toplam talebimize eşit olacak arkadaşlar. O da 562 adet olacak. Gelelim ne yapmaya geleceğiz tabii ki. Şimdi modelimizi yazmaya başlayacağız. Modeli yazarken ilk önce karar değişkenlerimizi tanımlayacağız. İkinci fabrikadan J'inci depoya gönderilecek ürün miktarı. Biz burada iyi kaç tane oldu? Kaç tane fabrikam oldu? Kukla dahil 4 tane oldu. Kaç tane depom var? 2 tane. İ 1'den 4'e kadar değerler alırken J 1'den 2'ye kadar değerler alır. Maliyet fonksiyonumuzu minimize etmek istiyoruz. Maliyet fonksiyonumuzu yazacağım. Maliyet fonksiyonumuzu yazalım. 1 numaralı fabrikadan 1 numaralı depoya birim taşıma ücretleri 23 lira. 23 çarpı x1 1 artı 19 çarpı x1 2. Devam edeceğim. Diğerleri için ayrı renkler kullanacağım. 2 numaralı fabrikadan taşıma maliyetleri 16 çarpı x2 1 artı 18 çarpı x2 2 olacak. 3 numaralı fabrikanın taşıma maliyetlerini yazacağım. O da 15 çarpı x3 1 artı 27 çarpı x3 2 olacak. Kukla merkezimizden taşıma maliyetlerimiz ise arkadaşlar o da 0 çarpı x4 1 artı 0 çarpı x4 2 olacak. Şimdi minimum yapmak istediğimiz
Amaç fonksiyonumuz taşıma maliyetimiz ve taşıma maliyetimiz yararsızlık. Siyah renkle yazdığım bir numaralı fabrikadan bir nolu depoya ve iki nolu depoya birim taşıma maliyetleri. Kırmızı renkle yazdığım iki nolu fabrikadan bir nolu depoya ve iki nolu fabrikadan iki nolu depoya taşıma maliyetleri. Mavi renkle yazdıklarım 3 nolu fabrikadan 1 nolu depoya ve 3 nolu fabrikadan 2 nolu depoya taşıma maliyetleri. Ve son olarak yeşil renkle yazdıklarım da kukla fabrikalarımızdan 2 depomuza taşıma maliyetlerimiz. Şimdi neye geçeceğiz? Tabii ki arkadaşlar arzla ilgili kısıtlara geçeceğiz. 1 numaralı fabrikanın arz ettiği miktar. Bir numaralı fabrikadan bir numaralı depoya x1 bir adet ürün gönderiyorum. Bir numaralı fabrikadan iki numaralı depoya x1 iki adet ürün gönderiyorum. Ve bunun da neye eşit olmasını istiyorum? 124 birime eşit olmasını istiyorum. Çünkü bir numaralı fabrika 124 adet ürün ne yapıyor? Arz ediyor. Sonra iki numaralı fabrikadan bir numaralı depoya 2 numaralı fabrikadan 2 numaralı depoya ürün gönderiyorum. Bunların toplamının da 213 adede eşit olması gerekiyor. Benzer şekilde 3 numaralı fabrikadan 1 numaralı depoya, 3 numaralı fabrikadan 2 numaralı depoya göndereceğim, arz edeceğim ürün miktarında toplam 198 olması gerekiyor. Gelelim kuklamıza. Kuklamızın göndereceği ürün miktarları x4 1 ile x4 2'nin toplamı ise, aslında tabii göndermeyeceğiz ama gönderemeyeceğimiz diyelim veyahut da bunun da 27 birime eşit olması gerekiyor. Sonuçta karşılanmayacak olan aslında 1 nolu deponun ve 2 nolu deponun karşılanmayacak olan ürün miktarlarının 27 olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu son kısıtımız kukladan ürün gönderemeyeceğimize göre aslında karşılanmayan taleplerle ilgili bir kısıt olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim taleplerle ilgili olan kısıtlara. Bir numaralı depomuza 4 farklı fabrikadan ürün gönderilecek. Yani bir numaralı depoya x11 artı x21 artı x31 artı x41 kadar toplam ürün gelecek. Bu ürün toplamının 284'e, yani bir numaralı deponun toplam talep ettiği miktara eşit olması gerekiyor. Arkasından 2 numaralı depoya geliyorum. 2 numaralı deponun depoya gelecek olan ürünler kimlerden gelecek? 4 farklı fabrikadan gelecek. 1 numaralı fabrikadan 2 nolu depoya gönderilen ürün miktarı, 2 nolu fabrikadan 2 nolu depoya gönderilen ürün miktarı, 3 numaralı depodan 2 numaralı 3 numaralı fabrikadan 2 numaralı depoya gönderilen ürün miktarı ve 4 numaralı fabrikadan, yani kukla fabrikasından 2 numaralı depoya gönderilen ürün miktarı eşittir. Ne olacak? 278 olacak. Bu da benim taleplerimle ilgili olan kısıtım. Son olarak da neyi yazacağım? Negatif olmama koşulunu yazacağım. Burada iyi dediğimiz fabrikalarımın sayısı, o yüzden iyi 1, 2, 3 ve 4 değerini alacak. J dediğimiz depolarımızın sayısı, o da 1 ve 2 değerini alacak. Gördüğünüz üzere gene dengelenmemiş bir ulaştırma modelinde talebin arzdan fazla olması durumunda bir kukla fabrika yerleştirdik. Karşılanmayan taleplerle ilgili bir ceza maliyeti olmaması durumunu inceledik ve bu duruma uygun olacak şekilde de ulaştırma modelimizi yazmış olduk. Bir sonraki aşamada ise biz artık neden bahsedeceğiz arkadaşlar? Ulaştırma modellerimizin başlangıç çözümlerini bulmaktan bahsedeceğiz. Ulaştırma modellerini çözmek için simplex yöntem kullanılabilir mi derseniz, evet kullanılabilir. Simplex yöntem kullanmanın dezavantajı ise, dikkat ederseniz çok fazla sayıda talep merkezi ve çok fazla sayıda arz merkezi olduğunda
Ne söz konusu oluyor? Tabii ki kısıtlarımız da ona bağlı olarak artıyor. Bakın sadece 4 tane fabrika ve 2 tane depo olduğu zaman 6 tane kısıtım var. Ve bu 6 kısıtla 6 kısıtı kullanarak simplex tablo oluşturmak ve çözmek çok fazla işlem gerektiriyor. Bu nedenle ulaştırma modellerinde farklı yöntemler, algoritmalar geliştirilmiş ve ilk olarak başlangıç çözüm bulunacak. Bu başlangıç çözümü daha sonra optimize edeceğiz. Ve bir sonraki videomuzda da ben başlangıç çözümü bulmak için kullanacağımız 3 farklı yöntemi, ki bunlar kuzeybatı köşe yöntemi, en düşük maliyetli hücreler yöntemi, bir de VAM yöntemi. Bunları anlatacağım arkadaşlar. Evet, o yüzden bir sonraki videomuzu da dikkatlice dinleyeceğinizi düşünüyorum. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla kucaklıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Aynı zamanda tabii ki sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek burada videomu sonlandırıyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar.